taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması, hayat boyunca rezil rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir. İzmir'de taksici Oğuz Ergen'in katledilmesine bu ifadelerle sert tepki gösterdi. Huzurumuzu kaçırmak için faal halde bulunan alçakların başına dünyayı yıkmalıyız dedi ve ekledi. Suça ve suçluya hoşgör olamaz. Teröre ve teröriste acımak diye bir şeyden bahsedilemez. Masum insanlarımızın hayatına kasteden hainlerin en ağır şekilde cezalandırılması, bir daha güneş ışığı görmemeleri beklentim ve temennimdir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yerel seçimler için Manisa'da düzenlediği mitingde verdi mesajlarını. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutumunu eleştirdi. Özgür Bey sokağa adres gösteriyor. Ateşle oynuyor. Hezeyandan hezeyana geçiş yapıyor. Sipariş konuşmalarla yıpranıyor. Sözde darbe girişimine karşı mücadeleden bahsediyor. Demlenmiş CHP komaya girmiş. Demlenmiş CHP kontrolden çıkmış. Kriz ve kutuplaşmanın asıl mimarı, asıl tahrikçisi Türkiye'nin karşısındaki mihrak olan Anayasa Mahkemesi'dir. Devlet Bahçeli, Türkiye düşmanlarının kara propagandalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. CHP'yi DEM Parti üzerinden eleştirdi. CHP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması, demlenmek yerine demokratlaşması ve faşizan çizgiden uzaklaşması lazımdır. Aziz Manisalılar, Manisa'nın evladı olan bir özgüre özgürce sahip çıkın, demlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. Kıymetli Genel Başkanımız.